Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla 10. sınıf asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine giriş yapıyoruz. İlk yapacağımız bölümde asit ve bazları tanıyalım. Bu video içinde ne öğreneceksiniz? Asit ve bazları günlük deneyimlerinden bildiğimiz özelliklerine nasıl ayırt edeceğiz? Bunlara bakacağız. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok madde var arkadaşlar. Gıda maddeleri, temizlik ürünleri veya diğer tüketim ürünleri. Bunların çoğunda asit ve bazlar bulunur. Bazı maddelere üretim sırasında Maddeye verdiği özellikten dolayı, katacağı özellikten dolayı bu maddeler eklenir. Bazı asit ve bazlar ise yediğimiz sebze ve meyvelerin içerisinde doğal olarak bulunmaktadır. Peki bunlar ne? Bunlara bakacağız şimdi bu video içerisinde. Gelin önce günlük hayatımızdaki asitlere bakalım. Asit kelimesi arkadaşlar latince acere nasıl okunur bilmiyorum böyle söylüyorum ama kelimesinden geliyor ve ekşi anlamını taşıyor. Organik ve inorganik olmak üzere birçok da asit çeşidimiz var. Peki Gelin önce bir organik ve inorganik asitler neymiş? Onun ayrımını yapalım. Şimdi organik asitler dedim ve inorganik asitler dedim. Organik bileşikler canlıların yapısında sentezlenen bileşiklerdir ve temel olarak karbon, hidrojen ve diğer ametalleri, oksijen, azot gibi diğer ametalleri içerebilir. Ben size birkaç tane organik asit örneği yazayım. Sonra ortak noktasını bulalım. Mesela HCOOH, karınca asitidir, formik asit. C3COOH sirke asitidir. C6H5 COOH katkı maddesi olarak kullanılır. Benzoik asittir. Bakın bunların ortak noktası içerdikleri COOH grubudur. Ve bu grubun adı karboksildir. Yani diyoruz ki burada karboksil grubu içeren asitler organik asitlerdir. Asitlerdir. Bunlar canlıların yapısında sentezlenebilen asitler. Hatta bu yüzden karboksilik asitler de denilebilir. Eğer asitin yapısında karboksil grubu yoksa, yani karboksil grubu içermeyenlere inorganik asitler diyoruz. İçermezler çok sıkça karşılaştığınız hatırlayacağınız örnekler var. Mesela HCl hidrojen klorür ki yaygın adı tuz ruhudur. Bir inorganik asittir. HNO3 nitrik asit bir inorganik asittir. Yaygın adı kezzaptır. 9. sınıfta bunları görmüştünüz. Hatırlamanız beklenir. Sülfürik asit H2SO4 zaç yağıdır. Yine yaygın bir inorganik asittir. Bunun dışında Hidrojen bromür bir inorganik asittir. Karbonik asit H2CO3 ya da fosforik asit H3PO4 inorganik asitlere örnek olarak verilebilir. Organik asitler canlıların yapısında bulunuyor dedik. Bakın burada organik asit içeren bazı maddeler ya da canlılar var. Örneğin karıncada formik asit vardır. Hatta karınca salgısında vardır. Karınca ısırdığı zaman can yakmasının nedeni asitlerin yakıcı ve tahriş edici özelliğinden kaynaklanır. Aynı şey bal arısında da var. E, sirkede asetik asit vardır. Bunun formülünü bilmelisiniz. Limonda sitrik asit, sütte laktik asit, elmada malik asit ya da çilekte folik asit bulunuyor. Yani sizin burada bileceğiniz canlıların yapısında ya da yediğimiz meyve sebzelerin yapısında doğal olarak bulunan asitler karboksilik asitler. Burada sirkenin yapısında bulunan asitin asetik asitin formülünün CH3COOH olduğunu bilmeniz beklenir. Çünkü 9. sınıf öğretim programı içerisinde de yaygın adlarda da vardır bu. Asitlerin tatlarının ekşi olmasının yanı sıra yakıcı, tarşeci ve özellikleri vardır arkadaşlar. Örneğin yakıcı ve tarşeci özelliklerinde elinizde bir kesik varsa ve oraya limon değerse canınız yanar. Bunun sebebi yakıcı ve tarşeci özelliklerinden kaynaklanır asitlerin. Ya da az önce söyledik karıncanın salgısında asit var dedik ya da bal arısının salgısında asit vardır. Bunlar soktuğu ya da ısırdığı zaman canınızın yanmasının nedeni yakıcı ve tarşeci özelliklerinden kaynaklanır. Onun dışında asitler örneğin metallerle tepkime verirler. Bunların tepkimelerini ve ne oluşuyor bunları daha sonraki bölümlerde işleyeceğiz ama metallerle tepkime veriyorlar. O yüzden de metalleri aşındırma özellikleri vardır. Bu nedenle asit çözeltileri metal bir kapta saklanmaz. Yani tatları ekşi, asitlerin yakıcı, tarşıcı ve aşındırıcı özellikleri de var arkadaşlar gelelim günlük hayatımızdaki bazlara. Şimdi baz kelimesi arkadaşlar Fransızca temel, esas anlamında bir kelimeden geliyor. Kökeni bu. Ve bunu almasının sebebi de bazların asitlerle tepkimeye girerek tuz oluşturan temel madde olmaları. Aynı asitlerde olduğu gibi dedik ya asitlerin tatları işte ekşidir. Eee tahriş edici ve aşındırıcı özellikleri vardır, yakıcı özellikleri vardır diye. Bazların da bazı ayırt edici özellikleri var. Örneğin Kara biberin yapısında piperiden denilen bir baz bulunur. Kara biberde, kırmızı biberde ve bunların ortak özelliği tatlarının acı olmasıdır. Yani bazıların tatları acıdır. Asitlerin ekşi idi, bazıların acı. Sabun, günlük hayatta kullandığımız deterjan, bunların yapısında da bazlar vardır arkadaşlar. Sabunda ağzınıza kaştığında acı bir tat alırsınız zaten ama bunun dışında bazlar ele kayganlık hissi verir. Elinizi sabunla yıkarken bunu hissedersiniz zaten. Yani bazıları ayırt edeceğimiz temel özellikleri tatlarının acı olması ve ele kayganlık hissi vermeleri. E, günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız ve bu ünite içerisinde yaygın olarak göreceğiniz bazı bazlar var. Bunlardan birisi sodyum hidroksit ki bunun yaygın adı sutkostiktir. Bir başka yaygın olarak kullandığımız KOH potasyum hidroksittir. Bunun yaygın adı potaskostiktir. 9. sınıfta var bunları bilmeniz gerekir. Ee, baryum hidroksit olabilir. Bakın OH içeren yapılarında OH içeren maddeler. Onun dışında bir de NH3 vardır. Amonyak. Bu ünitede çok sık göreceksiniz. Amonyak Yine bazik bir maddedir. Bunlar bizim yaygın olarak kullandığımız bazlar diyoruz. Burada da bazı maddeler görüyorsunuz. Yapısında baz bulunan karabiber de var. Az önce söyledik tadı acı. Sabunda var. Ele kayganlık hissi veriyor. Cam temizleyiciler baziktir. Hatta içerisinde amonyak bulunur. E, lavabo açıcılar baziktir. İçerisinde çok kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit bulunur. Aslında lavabo açıcılar bir yandan da tehlikeli maddelerdir. Çok dikkatli kullanılması gerekir. Çünkü bazıların arkadaşlar organik maddeleri parçalayıcı özelliği var. E, nasıl lavaboyu temizliyor? Lavabonun tıkanıklığına sebep olan kıl tüy, deri parçaları gibi organik bileşenler var. Bazılarında organik maddeleri parçalama özelliğinden dolayı o lavaboyu temizleyebiliyor. Dediğim gibi lavabo açıcıları kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Evlerde de. Evet bu videoda asit ve bazıların genel olarak günlük hayattaki yerinden bahsettik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.